Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Artık dışarıdan almaya son dedirten ev yapımı tarifleriyle geldim. İlk tarifimize hemen başlayalım. Domates sos için 1 adet kuru soğanı gelişigüzel bir şekilde doğrayalım. Geniş bir tencerenin içine alalım. 1 adet sarımsağı da ince olacak şekilde doğrayalım. Biraz zeytinyağı ile hafif bir şekilde kavuralım. 4 adet domatesi küçük parçalar halinde keselim. Mutlaka bu sosla elma kullanalım. Gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Evet, son domatesimi de doğradıktan sonra 2 adet elmayı da aynı şekilde doğramaya devam edelim. Dilerseniz elmanın adedini azaltabilirsiniz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, soğanları karıştıralım. Üzerine doğradığım elma ve domatesi ekleyelim. Orta ateşte kendi halinde yumuşayana kadar pişirmeyi bırakalım. Gördüğünüz gibi elmalar ve domatesler eridi. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığına yakın tarçın ekledikten sonra bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. Evet, kıvamı bu şekilde. Biraz renk vermesi için 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Kıvamı alana kadar kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişirmeyi bırakıyorum. Evet, bu kıvam yeterli. Altını hemen kapatıyorum. Hemen sıcak sıcak kavanoza doldurarak kapağını sıkıca kapatıyorum. Kalanı da sosa döküyorum hemen tüketebilmek için. Evet, ev yapımı domates sos ve ketçap tadında muhteşem bir tarif verdim. Elmanız varsa mutlaka sizler de deneyin. Kıvamını yakından göstermek istiyorum. Ev yapımı mayonez için 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tam yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı limon, 1 da tuz ekleyelim. Bir blender yardımıyla kıvam alana kadar karıştıralım. Kıvamını çırparak ayarlayabilirsiniz. Lezzet vermesi için 1 çay kaşığı rendelenmiş sarımsak ekliyorum ve blender yardımıyla çekmeye devam ediyorum. Ne kadar karıştırırsak o kadar kıvamlı bir mayonez elde etmiş oluruz. Evet, ev yapımı mayonez hazır. Kullanabilmek için küçük pet şişeyi alıyorum. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Evet, mayonezin kapağını ve ketçabın kapağını ısınmış şiş yardımıyla bir sefer delelim. Evet, kıvamını yakından sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ev yapımı ketçap ve mayonezi kısa sürede sizler de evinizde hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.